Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Sabahki konuşmamda bu videoyu çekerken konudan size bahsetmiştim, anlatacağım konudan. Evet, sabahki konuşmamda da hastalıklarda devletin öncelik tercih etme hakkı yoktu demiştim, değil mi? Yani kanser hastalarını tedavisini erteleyeyim, yerine koronavirüs hastalarının tedavisini koyayım. Olmaz. Devletin böyle bir tercihi olamaz. İkisi de ölümcül hastalıktır. Ekonomide yapar demiştim. Şimdi gelelim ekonomideki tercihlere. Evet, ekonomide model tercihi yapılabilir. Bu siyasi iktidarların, siyasal iktidarların en doğal haklarıdır. Çünkü seçmenlerine bir hükümet programı sunarlar. Ve seçmenler de sözde, Türkiye'de öyle değil ya. Hadi neyse, Avrupa'da öyle çünkü. O hükümetlerin, o siyasi partilerin hükümet programlarını okurlar, dinlerler, tartışmaları izlerler televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde ve ondan sonra da tercihlerini yaparlar. O nedenle bir siyasi iktidarın, siyasal iktidarın ekonomi modelini tercih etme hakkı her zaman vardır. Başka ne hakkı vardır? Aynı siyasal iktidarın sınıflar arası, gelir grupları arası ya da meslekler arası tercih yapma hakkı da vardır. Kimi iktidar gelir, emekten yana koyar ağırlığını. Kimi iktidar gelir, özel sektörden yana koyar. Kimi iktidar gelir, özel sektör devlet paçal yapar. Yani karma ekonomi denir buna. Ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki model karma ekonomi modeliydi. Çok ilginçtir. Amerika Birleşik Devletleri 1929 büyük krizinden karma ekonomik modelle çıktı. Yani iktisatçı olmayan Mustafa Kemal Atatürk'ün modeliyle çıktı. Mustafa Kemal nereden biliyordu? Sezgileriyle ve deneyimleriyle. Bunlar önemli şeyler. Bakınız, bazı insanlara gerçekten de böyle büyük bir doğal güç verilmiştir. Onun için insanlar %100 eşit olamazlar diyorum sürekli. Hiçbir konuda insanların %100 eşit olmaları imkanı yoktur. Yani ne bileyim, bir Al Pacino ile bir kast şirketinin getirdiği bir figüranı bir tutamazsınız canlarım. Aynı parayı veremezsiniz. Komünizmin felsefesi neydi? Herkesten gücü kadar, herkese ihtiyacı kadar. Bu sistem artık 21. yüzyılın birinci çeyreğinden sonra tamamen iflas etmiştir. Gelecek bambaşka modeldir. Neyse, oraya girmedim. Şimdi gelelim. Siyasal iktidarlar, dediğim gibi, istediği sınıfın yanında yer alabilirler. Ama bilhassa böyle dönemlerde, bilhassa salgın dönemlerinde ve resesyon dönemlerinde, bakınız, resesyon, durgunluk dönemlerinde devleti yöneten siyasal iktidarların bir tek hedefleri vardır. İnsanları kurtarmak. İnsanları kurtaramazsanız hiçbir şeyi kurtaramazsınız. Çünkü bütün ekonomi bilimi diğer bilimler gibi sadece insanlar içindir. Yani ekonomi bilimi aslında insanların refahı için ortaya atılmış bir bilimdir. Ama yıllar içinde bilhassa halen dünyada mevcut olan, ki gelişmiş ülkelerde bizdeki gibi değil. Mesela bir Avrupa'da, bir Amerika'da, bir Fransa'da, yani bir Kanada'da, Avustralya'da, Güney Kore'de, Japonya'da bizdeki gibi saçma sapan gerizekalı bir kapitalizm uygulanmaz orada. Hayır. Sistem o kadar güzel uygulanır ve o kadar denetime değer verir ki bizde denetim hiç yoktur. Hayır. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Neyse, bu konuyu da geçtik. Şimdi bakınız, gelelim esas konuya. Siyasal iktidarlar salgın dönemlerinde ve resesyon dönemlerinde halkı bankalara ve reel sektöre tercih ederler. Önce halkı kurtarırlar. Kimileri diyor ki, ya nasıl para basılır ya? Enflasyonu ne yapacağız? Peki bu halkı ne yapacağız? Sokağa çıkma yasağı koyacaksınız. Ha şimdi sokağa çıkma yasağı yok. Sözüm ana yok, ama neden yok?
devlet sokağa çıkmayan her vatandaşa para vermesin diye yok. Yoksa mecbur. Birleşmiş Milletler kanunu var. Evet, yaptırımı var. Devlet ondan kaçınıyor. Neden? Başka? Söylüyorum. Sokağa çıkma yasağı koyarsa asker inecek sahaya. Mecbur, polis bu işi götüremez. Görüyorsunuz, televizyonlarda görüyoruz. Kallem ediyorlar. Polisten izin alıp çekip gidiyorlar. Ama asker inerse askere karşı gelemezler. Haliyle sokağa çıkamazlar canlarım. Belki Türkiye 2 ay evinden dışarı çıkmamak zorunda kalacak. Gelişmeler iyi değil. Bakın ben felaket tellallığından nefret eden birisiyim. Ama tıp insanlarını dinliyorum. Gelişmelerin ivmesi, olumsuz gelişmelerin ivmesi sağlıklı değil, kötü. İyiye gitmiyor. Ölüm sayısı geometrik olarak artmaya başladı. 1, 2, 3, 4 diye gitmiyor. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 falan diye gidiyor. Gigabaytlar gibi. Farkındasınız değil mi? Aman ha. Bu çok tehlikeli. Devletin bir an önce tedbir alması gerekiyor. Süleyman Soylu'ya sordular. Halen tedbir alınacağının işaretini vermiyor şimdilik. Ayrıca geçen gün sokağa çıkma yasağından bahsetmişti. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağı istemiyor. Çünkü Maliye ve Hazine Bakanı sokağa çıkma yasağı istemiyor. Bir, iki, neden para basmak istemiyorlar? Para bastığında bankaların hükmü çok azalacak. Neden? Bankaları değerli kılan ne? Paraya talep çok, bankalarda para yok. Haliyle mevcut paraları çok değerli. Bir de siz şimdi o mevcut paralarını, zaten kıt olan kaynaklarını devlet zorlamasıyla düşük faizden sat derseniz olmuyor. İşte hükümet, yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve damadı bankaları insan sağlığına tercih ediyorlar şu anda. Para basarsalar ki asgari 250 milyar TL piyasaya çıkması ve insanlarımıza dağıtılması şart. Asgari. Ve dediğim gibi bankalarda, bilhassa kamu bankalarındaki, özel bankalarda da varsa hepsinin ne kadar varsa hazine bonolarını ve devlet tahvillerini, devlet basacak parayı toplayacak. Önce insanlarımızın canını koruyacağız. İşte o zaman gerekirse 3 ay sokağa çıkmayacağız. Askerlerin denetiminde sadece ve sadece tarım işçilerimiz, yani hayvan et ürünleri, süt ürünleri, mutfak malzemeleri, temizlik malzemeleri, çok önemli bunlar çünkü. Bunları üreten fabrikalar çalışacak. Televizyon fabrikaları çalışmaya versin. İşçilerin parasını devlet verecek. Buzdolabı fabrikaları çalışmaya versin. İşçilerin parasını devlet verecek. Zor ilaç fabrikaları çalışacak. Ve hatta onlara normal ücretlerinin daha fazlasını devlet bizzat verecek. Patronajı destekleyecek. Öyle vergini 3 ay ödeme. 3 ay ödemezsem 3 ay dediğin göz açıp kapayıncaya kadar gelecek. Ben ne yapacağım? Ya da ben 3 ay 2 ay evde kalırsam ne yapacağım? Devlet. Bunu sen düşüneceksin. Bırakacağım bankaları bir tarafa. Korkma, bankalar batmaz. Niye bankalar batsın? Aksine bankaların elinden devlet tahvillerini alıyorsun. Artı bankalara borcu olan tıkanmış borçları, sadece tüketici borçlarını ve kredi kartı borçlarını ödüyorsun. Bankalar niye batsınlar? Hala aynı şikayet. Ama enflasyon olur. Yüz binlerce insanımız ölse daha mı iyi? Ya geçen gün biri ne dedi biliyor musunuz bana? Tüylerim ürperdi. Evet. İktidara çok yakın birisi. Ben bu para basma konusunu yazıyorum, söylüyorum diye. Dedi senin amacın ekonomi iyice batsın. Halk Sayın Erdoğan'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan nefret etsin. Bizim için dedi hiç önemli değil. Savaş olsaydı 100 bin kişi ölseydi acıyacak mıydın dedi bana. Ne 100 bin kişisi be dedim. Bir kişi ölünce acıyorum ben. Bir kişi ölünce silahlı bir çatışmada yüreğim yanıyor benim. Ne demek 100 bin kişi ölürse acıyacak mıydın dedim ya. Bir kişi öleceğine devlet
bassın parayı hakkı onun. Bakın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Merkez Bankası sınırsız para basma kararı aldı. Sınırsız para basma. Ha, Avrupalıları yönetenler bilmiyor. Amerika'yı yönetenler ekonomiyi bilmiyor. Bizim Berat Albayrak'la muhasebeci Erdoğan biliyor. Olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey canlarım benim. Bu ne büyük hata ya. Ya bu ne büyük hata ya. Hayır. Devlet ise ki devlettir. Bankalar batmış umurunda bile olmayacak. Televizyon, buzdolabı bilmem ne fabrikaları zaten işçilerin parasını devlet verecek. Sanayicinin kaybı ne? Amortismanı da düşüyor. Ham maddeye para vermeyecek, elektriğe para vermeyecek, suya para vermeyecek. Neden batıyormuş? Canlarım, güzellerim, devlet öncelikle insanlarımızı kurtaracak. Gerekirse 2 ay evlerde kalacağız. Muhtarlar, mahalle muhtarlarının kuracağı sağlıklı insanlardan müteşekkil ki en büyük şansımız o. En büyük şansımız o. Gençlerimizin sayısı çok fazla ve dirençleri bu hastalığa karşı çok yüksek. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Başka bunun lamı, cimi, hiçbir şeyi yok. Canlarım, bu kadar basit. Benden söylemesi. Hepinizi gözlerinizden sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın canlarım.